Bugün duyusal adaptasyondan bahsedeceğiz. İsminden de anlaşılacağı gibi duyusal adaptasyon bir duyuyu algılama hassasiyetindeki değişikliktir. Duyusal adaptasyonla ilgili farklı örneklere bakacağız. İlk bakacağımız duyu işitme. Bir konsere gidip saatlerce orada durduktan sonra çıkınca sesleri hala duyabilmemizi sağlayan şey nedir? Konserde maruz kaldığımız yüksek ses sebebiyle kulak zarlarımız nasıl zarar görmez? Çok yüksek seslere adapte olabilmenin bir sebebi iç kulaktaki küçük bir kastır. Peki bu iç kulak kası ne yapar? Ne zaman çok yüksek bir ses duysa kasılır. Kas kasıldığında iç kulağa giden titreşimleri azaltır. Yüksek sesleri azaltarak kulak zarlarının patlamasını önler ve böylece iç kulağı korur. Fakat etkisini göstermesi için birkaç saniye gerekir. Yani ani ve yüksek sesler için çok da işe yaramaz. Mesela silah patlaması veya tüfek sesi gibi. Bu tip ani sesler hemen olup bittiği için kasın kasılacak ve kulağımızı koruyacak zamanı olmaz. Bu yüzden kulağınızın yakınında silah patlarsa, kas kasılmadığı için kulağınız zarar görebilir. Çok fazla kullandığımız ve adapte olabilen başka bir duyumuzsa, dokunma duyusu. Fark etmişsinizdir. Ellerinizi buz gibi bir suya batırdığınızda önce çok soğuk hissedersiniz ama zaman geçtikçe soğukluğun etkisi azalır. Bunun sebebi elinizdeki sıcaklığa hassas sinirlerin işlevsiz hale geldiğinde doygunluğa erişmesidir. Yani dokunma duyunuz ve ısı duyunuz adapte olur. Adapte olabilen bir diğer duyumuz da koklama duyusudur. Havada çok düşük konsantrasyonda bulunan kimyasalları koku duyusu yardımıyla algılayabiliriz. Mesela parfümler. Hiç denediniz mi bilmiyorum ama kolonya ve parfümü ilk sıktığınızda koklayabilirken zaman geçtikçe kokusunu pek alamazsınız. Bunun sebebi burnunuzdaki duyu alıcılarının duyarsızlaşmasıdır. Yani moleküllere karşı duyarsızlaşırlar. Benzer şekilde dokunma duyusu alıcıları da duyarsızlaşır. Duruma göre değişen ve adapte olabilen başka duyular da vardır. Bu değişikliklerden biri iç algı yani propriosepsiyon duyusudur. Bu duyudan daha önce bahsetmiştik. Bu duyu denge duyunuzdur. Bedeninizin kapladığı alan hakkındaki algınızdır. Bir kişinin iç algı duyusunu değiştirmek üzere yapılan bir deneyde deniz gözlüğü kullanıldı. Şöyle bir insan düşünelim. Hmm, i̇şte gözleri. Deneyde kullanılan kişiye gözlüğü veriyorlar. Tabii bu gözlükler her şeyi çarpık gösteriyor. Yani nesneleri ters dönmüş halde veya açıları değişmiş halde görüyorsunuz. Yani dünyayı algılama biçimi tamamen değişiyor. Normalde görmeye alışkın olduğunuz şeyleri göremiyorsunuz. Zaman geçtikçe beyniniz bu duruma alışıyor. Mesela bir nesne ilk olarak ters dönmüş görünüyorsa, sonradan normal haline dönüyor. Aynı şekilde iç algı duyunuz içinde böyle bir adaptasyon gerçekleşir. Duyusal adaptasyona sahip başka bir duyumuz görme duyusu. Evet. Tüm bu duyular için aşağı regülasyondan bahsettik. Mesela yüksek ses duyunca kasın kasılması ve sesi algılama yetimizin aşağı regülasyona uğraması. Dokunma duyusu da aynı. Zaman geçtikçe bazı şeyleri hissetme yetimiz baskı ve ısı hissetme yetimiz aşağı regüle olur. Koku alma ve iç algı için de aynı bu. Görme duyusunda ise hem aşağı hem yukarı regülasyon olabilir. Peki ne zaman aşağı regülasyon olur? Çok güneşli ve parlak bir gün hayal edin. Gözünüze giren çok miktarda ışık var. Eğer göz bebeğiniz çok büyük ve açıksa, gözünüze çok miktarda ışık girer. Hatta retinanıza zarar bile verebilir. Gözünüzün çok parlak ışığa adapte olmak için başvurduğu bir yol göz bebeğinin küçülmesidir. Mesela şöyleyken şöyle olur. Göz bebeği küçülünce de gözün arkasına daha az ışık girer. Diğer bir adaptasyon yöntemi de koni ve çubuk hücrelerin hassasiyetindeki değişimlerdir. Koni ve çubuk hücreleri anlattığım farklı videolar da var. Gözümüzün arkasındaki koni ve çubuk hücreler duyarsızlaşır. Zaman geçtikçe ışığa karşı hassasiyetleri azalır. Göz bebeğinin küçülmesi ve koni ile çubuk hücrelerin duyarsızlaşması birleşince ışığı algılamamızda aşağı regülasyon gerçekleşir. Peki karanlık ortamda ne olur? Çok fazla ışık olmayan karanlık bir ortamda Az önce anlattığımın tam tersi olur. Yani göz bebeğiniz küçükse gözün arkasına daha fazla ışık girmesi için göz bebeğinin büyümesi gerekir. Bunun yanı sıra koni ve çubuk hücrelerin ışığa duyarlı moleküllere karşı hassasiyeti artar. Yani daha fazla ışığa duyarlı molekül oldukça hücreler de ışığa duyarlı hale gelir. Bu da hassasiyetin yukarı regülasyonuna sebep olur. Evet, hepsi bu. Tekrar görüşmek üzere.